أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنور لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله <الدخل> دار الآخرة ولا تنس نصيبك ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبوي الفساد في الأرض، إن يحب الله لا يحب المفسدين Oh من قبله من القرون من هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يس أل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا يا ليت لنا مثل ما وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عم ya sıfun ve selamun alel murselin ve hamdulillahi rabbil alamin Rabbim istala kılmış olduğumuz öyle namazlarımızı kabul eylesin. Bizleri aff eylesin bizleri bağışlasın. Cümlemize, geçmişlerimize, ölmüşlerimize, hepimize merhametiyle muamele eylesin. Bizleri yolunda daim eylesin. İman ettikten sonra dalalete düşüp sapıtan, Rabbini unutan, yaratılış gayesini unutan kimselerden eylemesin. Şurada yapmış olduğumuz dualarımızı, temennilerimizi, niyazlarımızı, dileklerimizi şu anda evleri başlarına yıkılan, insanlık tarihinin gördüğü en aşağılık, en vahşi yaratıklar tarafından zulme uğrayan masum mazlum kardeşlerimize yapmış olduğumuz dualarımızı onların dualarıyla birleştirsin. Kalplerimizi onların kalpleriyle birleştirsin. O kardeşlerimizin acılarını yüreğimizin en derinliklerinde hissedebilmeyi Onlarla ağlamayı, onlarla üzülmeyi bizlere nasip eylesin. Kayıtsız kalan, vurdun duymaz olan, neme lazım diyen, gördüğünde canı sıkılan, zaping yapan, değiştirenlerden değil. Gecesi gündüzü birbirine karışan, yediği içtiği zehir olan müminlerden eylesin. Şayet böyle hissediyorsak bu kamil bir imandır. Şayet kalbimiz taşlaşmış, bir his taşımıyorsa kıymetli kardeşlerim kalplerimizdeki imanı gözden geçirelim ne olur. Neden? Farklı ırkta olabiliriz. Farklı renkte olabiliriz. Farklı diyarlarda olabiliriz. Ama şu aynı. Bu da hepsinin üzerinde. İnnemel mu'minune ihve. Müminler ancak kardeştirler. Şayet biz eğer iman ettik şuraya dikildi isek ya da dışarıda namazdan gafletteyiz ama Müslümanız elhamdülillah diyorsak o halde dünyanın neresinde olursa olsun bir kardeşimizin ayağına diken batsa biz onu ayağımızda hissetmiyorsak işte o zaman o imanı gözden geçirelim. Çünkü hayat gelip geçici. Bugün onların büyük bir imtihanı var. Yüzyıldır, bir asırdır neredeyse. Evlerinde uyurken bir an zile basılıyor, bir an kapılarına tokmakla vuruluyor, bir an buldozer geliyor, evlerinin duvarını yıkıyor. Çıkın buradan, burası bize ait. Ne dersiniz, ne yaparsınız? Kendi malları. Babalarından kalmış, atalarından kalmış, asırlık yurtlarından hırsızlar gelip, vahşiler, caniler gelip, yurtlarından ediyorlar. Kendimizi onların yerine koyalım. Günümüzün ifadesiyle empati yapalım. O zalimlere benzemeyelim. Bir arkadaşımız atmış namazdan evvel güzel bir güzel bir e, örnektir. Amerika gavuru zalimi Vietnam'a saldırdı. Biliyorsunuz dünyanın birçok yerinde kan döktü. Milyonlarca insanı öldürdü. Ama anlatacağız. Karun hikayesinden okuduk. Kasas suresinden. Ona da kalmayacak dünya. Bir tane Vietnamlı mum ışığıyla yanlış hatırlamıyorsam Beyaz Saray'ın önünde protesto ediyor. Tek başına. Birisi gelip soruyor ki sen ne yapabilirsin bununla? Bu ışıkla sen ne kadar çare olabilirsin ki bu işgale, bu zulme? Biliyor, biliyorum diyor ben bir şey yapamam. Ama benim derdim onların zulümlerine, zulümlerini kanıksayan birlerine benzememek. O zulmü gerçekleştiren işgalcilere benzememek. Ben onlara benzememek adına bu işgal ne zaman biter? Biterse ben o zaman buradan ayrılacağım diyor. Ne kadar ulvi bir hareket. Onlara benzememe adına. Şayet biz bir şey hissetmiyorsak ya da bu, bu, taraftan mücadele eden o mücahit Hamas kardeşlerimize bahaneyi buluyorsak şöyle yapmasalardı böyle olurdu diye böyle bir değerlendirmede bulunursak gözden geçirelim. O kardeşlerimiz boşuna ayağa dikilmedi kıymetli kardeşlerim. Onu yapmasalardı zaten olacak o iş. Biliyor musunuz söylüyorlar 1947'den ya da 67'den beri 700 bin insan öldürdüklerini biliyor musunuz? Haberlerde duyuyoruz. Onu bırakalım. Son 15 yılda 150 bin kardeşimizi katlettiklerini, şehit ettiklerini biliyor musunuz? Biliyoruz. Gelelim okuduğumuz fazla uzatmayalım sözler. Acımız büyük. Rabbim hala o kardeşlerimizi muvaffak eylesin. Onları muzaffer eylesin. Bir avuç iman ehli bizim de sorumluluğumuz olan Müslüman isek şayet elhamdülillah ilk kıblegahımız Aksa'mızı müdafaa için satmıyorlar. Vazgeçmiyorlar. Gitmiyorlar. Kan veriyorlar, can veriyorlar, vazgeçmiyorlar. Biz nefesimiz tükeninceye kadar o kardeşlerimizi anlatacağız. Onlar için dua edeceğiz. Ne kadar olursa olsun Yapabileceğimiz şu anda tek bu. Cenab-ı Hak onlara daha çok yardım edebilme imkanlarını bizlere kolaylaştırsın. O zalimlerin karşısındayız, mazlum kardeşlerimizin yanındayız. Kasas suresi kıssalardan bahseder Kur'an-ı Kerim'de. Karun kıssasından okuduk birkaç ayet. Bir iki ayeti daha vardı. Onu da anlatalım. Karun hani günümüzde vardır ya. Bu hadise yaşandığından 3000-4000 bin, bin yıldır bu yana Karun gibi zengin deyimi dilden dile aktarılmış günümüze gelmiştir. Birinin zenginliğinden bahsedilirken Karun'dan örnek verilir. Karun gibi zengin denilir. İşte Karun Musa Aleyhisselam'ın kavminden, İsrail oğullarından. Hatta amca zadesi, amcasının oğlu olduğu da tefsirlerde yazılır. Çok zengin. Firavunun, döneminin Firavununun hazine darı. Maliye Bakanı yani. Allah ona öyle bir zenginlik vermiş ki Musa Aleyhisselam'ın dinine iman etmiş, Tevrat'a iman etmiş. Ama öyle bir zengin olmuş ki, öyle zengin olmuş ki artık Allahu Teala ayetlerde buyuruyor. Biz ona öyle bir zenginlik verdik ki hazinesinin anahtarlarını bir bölük asker taşıyordu. Hazinesinin anahtarlarını sadece bir bölük asker taşıyordu. O kadar zengin. Ama Karun azdı. Zenginliğin sonucu budur genelde. Cömert zenginlerimizi, kendini kaybetmeyen zenginlerimizi ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kıyamet gününde cennette en büyük saraylar onlara verilecek. Allah'ın verdiğinden, infak eden, ihsan eden, Allah yolunda harcayan Müslüman, mümin, iman ehli cömert kimselere. Karun gibi değil. İşte kavmi ona diyor ki La tefrah böbürlenme. Kibirlenme. Kimler söylüyor bunu? İman ehli, Allah'tan korkan, Karun'dan korkmayan, zenginlikle, malla, mülkle işi olmayan, işin künhüne varmış, ilim erbabı diyorlar ki çok azdın böbürlenme. İnnallâhe la yuhibbul ferihin. Allah böbürlenenleri, kibirlenenleri sevmez ey Karun. Ve bitagayfi ma ataakallahu'd daral ahireh. Allah'ın sana verdiklerinden ahiret yurdunu ara. Ahireti kazanmaya bak. Allah sana vermiş bak. Ve ehsin, ihsan et. Sen de ver. Allah sana vermiş kema Allahu ileyk. Allah'ın sana verdiği gibi sen de ver ki ahirette daha büyük zenginliklere kavuşasın. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Tabi yi iç dünyadan da nasibini unutma. Ne kadar zengin olursanız olun kıymetli kardeşlerim. Şu Ayasofya Camii altı dönüm yer. İçi kadar altınınız olsa insanoğlu ya bu. Bir cami dolusu daha altın ister. Ayrı konu. Ama şuradan yiyeceğiniz bir kaşık iki kaşıktır. Fazla yiyemezsiniz. Yediğiniz rızıktır, diğerleri üzerinize yüktür. Başka bir şey değil. Onun tamamından sorumlusunuz. Dünyada ondan yediğiniz bir kaşık, iki kaşık, on kaşık, yirmi kaşık her neyse. Budur. Ona da öyle diyorlar. Şu zenginliğinden ahiret yurdunu ara. Ey Karun böbürlenme. Allah böbürlenenleri sevmez. Tamam yiyeceğini ye ama sen de ihsan et. Allah sana ihsan etmiş İnna Allah la yuhibbul mufsidin. Allah ifsat edenleri, Allah bozguncuları, Allah böbürlenenleri, bu kötü haslette oranları sevmez. Toparlıyorum, uzatmayayım fazla. Neyse Karun'un bu sözlerin karşısında ne dese beğenirsiniz. Tamam ya çok güzel söylüyorsunuz. Ben azdım. Ben sapıttım biraz. Kendime geleyim. Allah sizden razı olsun. İyi ki bana bunları hatırlattınız. Dolayısıyla zenginlere üslubunca... Bunu hatırlatmak gerekir. Söylemek gerekir. Böyle böbürlenmiş kimselere, kibirli kimselere. Ama genelde verdikleri cevabın aynısını Karun veriyor. Ne diyor? Dedi ki, اِنَّمَا اُوْت۪يتُهُ ala ilmin indi. Ne diyorsunuz siz dedi ya? Şu benim kazancım, malım, mülküm, varlıklarım benim sahip olduğum ilim sayesindedir Şu kafayla kazandım ben bunları Bırakın geçin onları Bunlar safsata Kibirine kibir Böbürlenmesine böbürlenme kattı. Halbuki Allah buyuruyor ki o, o, o sapık bilmez mi ki en Allah'a gad ehlek Min kablihi minel kurun Men huve eşeddu minhu kuvveten Ve ektheru cema'a Allah ondan daha önce ne ilktir ne sondur ne de son olacak kıyamete kadar. Nice karunlar yarattı. Nice zenginler yarattı ki çoğunu helak etti. Wala yus'alu an mujrimun. Artık günahkarlara suçları sorulmaz. Onların başına gelecek bellidir. Onlarla çok fazla uğraşmayın demek istiyor Rabbimiz Teala. O cinste olanlarla Sonra Karun fakhraca ala kavmihi fi zinati. Bütün kibriyle, böbürlenmesiyle, ihtişamıyla tabiri caizse kavminin karşısına çıktı. Ona özenenler dediler ki ya leytelena. Vay anasına dediler. Bizim de bugün çok duyarız. Keşke bizde, biz de şunun gibi bunun gibi zengin olsaydık. Misla ma utiye karun. Karona verilen gibi bize de verleyiz, verilseydi. İnnehu lezu Gerçekten şüphesiz ki o çok büyük bir zenginlik içerisinde. Ne kadar da zengin bir adam. Keşke bize de biraz verilseydi. Ona verilen diye özendiler. Cahiller topluluğu. İlim erbabı onlara da bir çift sözü vardı. Dediler ki Ve kâlellezîne ûtul ilme veylekum İman ehli, ilim sahipleri yazıklar olsun size dediler ya. Halbuki sevabullahı hayrul limen amana ve amile salihah. Allah katında sevapça en kıymetli şey ona iman etmek ve amile salihah Allah'ın sevdiği amelleri gerçekleştirmek. Siz neye özendiğinizin farkında mısınız? ve la illa sabirun. Ama bu üstün haslet. Bu üstün özellik sabır ehline, şükür ehline, iman ehline yakışacak bir özelliktir. Son iki ayet. Ben burada bitirdim ama son iki ayetle konu bitiyor. İşte biz Karun'u malıyla, ihtişamıyla bir anda yer yarıldı, içine batırdık, yok ettik. O anda ona hiç kimse yardım edemedi. Bir ucundan tutalım da kurtaralım diyerek düşünemediler bile. Göz açıp kapayıncaya kadar o hadise gerçekleşti. Karun sarayları, malları, mülkleri, hazineleri bir anda yer ile yeksan oldu, dümdüz oldu. Halbuki dün ve esbahallezine temennu mekanehu bil Onun yerinde olmayı temenni edenler vardı ya. Keşke bize de verilseydi yakulun dediler ki ve ke Allah yazık bize biz nasıl düşündük ki Allah yebsutur rizqa limen yashau min ibadihi ve Allah malı dilediği kuluna dilediği kadar verir. Malı veren kimdir? Allah'tır. Vermeyen kimdir? Yine Allah'tır. Kıymetli kardeşlerim Varlığın da darlığın da bir imtihan olduğunun bilinci ancak iman ehli olan bizlere yakışır. Varlık da imtihandır, darlık yokluk da, fakirlik de imtihandır. Cenab-ı Hak imtihanı kazananlardan eylesin bizleri. Dolayısıyla dönelim günümüze. Kur'an-ı Kerim'in hangi ayetini okursanız okuyun. 3000 yıl evvel, 5000 yıl evvel de bahsetmiş olsa bu hadiseyi, bu olayı kıyamete kadar nice karunlar gelecek. Niceleri yok olacak, yer ile yeksan olacak. Ama biz bu işin neresindeyiz? Allahu Teala bunlar hikaye olsun diye indirmedi. Alın bu hikaye okuyun, masal kitabı okuyun değildir Kur'an-ı Kerim. Buradan hisse alalım. Üzerimize düşeni alalım biz. İlim ehlinden mi olalım, iman ehlinden mi olalım? Yoksa cahiller topluluğu gibi zenginlere mi özenelim? Her şeyin bir imtihan olduğu, kalıcı olanın iman edip salih ameller işlemek olduğunun bilincinde mi olanın? Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin. Rızkı verecek olan, huzuru, ferahı verecek olan Allah'tır. Karun gibi bugünün Karunlarına dönecek olursak, bugünün Firavunlarına Allah'ın onları helak etmesi, belki Karun'un olduğu gibi değil, çok yakındır çünkü zulümle abad olunmaz. O zalimler mutlaka cezasını görecektir. Allah mühlet verir ama asla ihmal etmez. Zalim mutlaka zulmünün karşılığını görecektir. Ama bugün, ama yarın, ama yarından da yakın akifin dediği gibi. Biz kalbimizi yumuşatalım o kardeşlerimize karşı. Onların yanında olalım. Huzur ilahiye ne zaman dikilirsek yolda yürürken canımız sıkkın olsun kıymetli kardeşlerim. Dünyamız havamız kararsın çünkü dün bakın 15-20 tane yavru, çocuk, bebe toplanmış dünyaya mesaj veriyorlar. Biz vatanımızı terk etmeyeceğiz. Biz ölmek istemiyoruz. Bizim suçumuz ne? Biz bu topraklarda dünyaya geldiysek ölmek zorunda mıyız? Ama bilemezlerdi ki o zalim, o zalimler topluluğu onları orada katledecek. Cenab-ı Hak onlara makamların en üstünü verecek zaten. Biz ona iman ettik elhamdülillah. Ama biz o kardeşlerimizin acısını, sızısını, yangınını, yıkıntılarını kendi evimiz yıkılmış gibi kendi evladımızı kaybetmiş gibi kendi suyumuz kesilmiş gibi kendi ekmeğimiz yok olmuş elektriğimiz suyumuz kesilmiş gibi hissedelim ve şöyle dua edelim ya rabbi o zalim siyonistler için bütün yahudileri biz suslamıyoruz siyonist ve zalim olanlardan bahsediyoruz ya rabbi o kardeşlerimizin suyunu kesen o zalim siyonistleri bir damla suya muhtaç et Allah'ım. Ya Rabbi kardeşlerimizin ekmeğini elektriğini kesen ellerinden alan o zalim siyonist İsrail'i bir damla ekmeğe bir an ışığa muhtaç et Allah'ım. Nasıl ki Karunları, Firavunları, Nemrutları helak ettin yerin dibine batırdı o canileri hayvandan da daha aşağılık olan o mahlukatı da yerle yeksan et Allah'ım ellerindeki kibirle, güçle kendi başlarına döndür Allah'ım. Kardeşlerimizi, bir avuç iman ehli, mücahit kardeşlerimizi sen muzaffer eyle Allah'ım. Ela inne nasrallahi karib. Allah'ın yardımı, Allah'ın zaferi çok yakındır. Allah'ım biz buna iman ettik. O kardeşlerimizi sen muzaffer eyle. O zalimlerin çizmesi altında ezdirme onları Allah'ım. Onlar sadece bizden bu duayı bekliyorlar. Gece gündüz bize dua edin. Allah bizi görünmeyen ordularıyla desteklesin. Melekleriyle desteklesin. Cenab-ı Hak yapacaktır zaten. Buradan biz yarın ruzi mahşerde huzura dikildiğimiz zaman ey kulum o çocuklar o bebekler katledilirken sen yan gelip yattın mı? Bir an bile olsa hiç olmazsan ellerini kaldırıp bana yönelip ya Rabbi o kardeşlerimize de yardım et diyemedin mi ey kulum kendimizi kurtaralım. Cenab-ı Hak onlara merhamet edecek. Bir yönüyle biz kendimizi kurtaralım. Rabbimiz Teala onları muvaffak eylesin. Şehitlerine rahmetiyle muamele eylesin. Binlerce, yirmi bin, otuz bin yaralı vücudu, azaları parçalanmış kardeşimiz Cenab-ı Hak onlara eşşafi ismiyle şifalar ihsan eylesin mücadele edenlerini muzaffer eylesin. Yakınlarını, annesini, babasını, evladı, oyalını, akrabalarını kaybetmiş olan kardeşlerimize de Rabbimiz sabırlar ihsan eylesin. Bu cennet vatanı necip milletimizi de kıyamete kadar var eylesin. Allah rızası için el Fatiha.